Yıllarca kendilerinden olmayan yapılara bugün sahip olsalar bile yurt bunlardan bir tanesidir, TSK bunlardan bir tanesidir. Hoşlarına gitmiyor. Yani buralara mutlak hakim olsalar bile bunlarla, diğer kurumlarla kurdukları ilişkileri bir türlü kuramıyorlar. Buralara sempati duyamıyorlar. Kızılay da bunlardan bir tanesidir. Kızılay da bir kendilerinin için istihdam aracı, hatta bir sermaye aktarımı, zenginleşme aracı haline getirdiler. Çok net bir şekilde bu ortaya çıkıyor. Sıradan bir devlet şubesi haline, devlet hiyerarşisi içinde yer alan bir şube haline getirdiler. Nitekim çok komedi. Yani yıllarca biz şuna muhatap olduk. Kemal Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı. Yani SSK kar amacıyla kurulmuş bir holdingmiş gibi. Kar etmediği için Kılıçdaroğlu yıllarca suçlandı. Şimdi Kızılay'da da aynısını görüyoruz. Kızılay'ı bir holding haline getirmişler. Deprem olmuş, çadır satmış. Yani Kızılay depremde çadır sattı diye bir cümle bu coğrafyada kuruldu. Ve bunu savunan insanlar var bu coğrafyada hala. Meselenin neresinden elinize tutsanız elinizde kalıyor. Olacak iş değil. Ama bugün de gördük işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti oralara. İşte hakkınızı helal edin gibi cümleler kurdu. Niye? Oysa ki bizim hala kulaklarımızda çınlıyor. Hatta mıh gibi zihnimize çakılı vaziyette. Edilen hakaretler, sallanan parmaklar. Bugün ne oldu? Bugün şu oldu. Sıradan, standart bir Erdoğan siyasetidir bu. Bu bugünkü iktidarın, MHP'de dahil olmak üzere söylüyorum. Çünkü iktidar ortağı gibi yanında gidiyor. Bir seçim ittifakı modeli yok o fotoğraf karesinde. Bilemediğimiz, çözemediğimiz bir siyasi ilişki var. Bütün devlet tahammüllerine, siyasi kuramlara da aykırı bir şekilde. Dünü olmayan bir iktidarla biz muhatabız bugün. Bütün sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Dünü yok. Yani dün ne söylendi, dün ne yapıldı hiç mesele değil. Daha da vahimi, daha da can yakıcısı şu, İbrahim Hocam anlattı. Maden kazası oldu, gittik ikinci, üçüncü gün maden kazasına şu cümleyi kurduk. Hamdolsun ikinci gün cenazelere ulaştık. Evet. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani kurulan cümle, övünülecek şey bu. Şimdi de aynısını yapıyoruz. Ama her şey zaten bu tip felaketlerde sürekli ağızlarında bir kader planı, fıtratında var. Kader gibi cümlelerle karşımıza çıkıyor zaten iktidar yetkilileri. O yüzden hani cenaze, bu depremde de oldu aynı şey. Cenazelerimizi neyse yerleştirebildik, şükürler olsun ki diyenler depremin ardından da çıktı Sayın Bozkurt. Hocam belediye başkanı onunla övündü. Tabii. Emre Hanım, şurada bir mutabakata varmamız lazım. Bütün siyasetlerden bağımsız olarak söylüyorum. Bu coğrafyanın kendine has bir dini vardır. Bir Anadolu Müslümanlığı tarifi de vardır. Hani Alevi'ye biraz daha yakın olduğunu söylerler ama en muhafazakar insanımız bile, tırnak içinde söylüyorum, kendini İslamcı olarak tarif eden insan bile bu Müslümanlığı yorumlarken insanlıktan yana yorumlar. Araçsallaştırmaz. Şimdi bu dini siz bu kadar araçsallaştırırsanız, her şeyinize malzeme yapmaya kalkarsanız aşınır. Yani nitekim aşınıyor. Ve bu coğrafyada unutmayalım şunu. Hani bu coğrafyada din niye bugüne kadar muhafaza ettiği varlığını? Torunlarla dedelerin buluştuğu günler sadece dini bayramlar haline geldi. Bunu kaybettiğiniz zaman torunla dedenin buluşma nedeni yok. Ve bugünkü siyasi iktidar eğerek bükerek bütün değerleri, devlet aygıtını da bütün değerleri de çok hoyratça kullanıyor. Yani kaderle plan kavramsal olarak yan yana gelmeyecek bir şeydir. Yani plana kader zaten itiraz eder. Ama siz kader plan diye ikisini bir arada kuruyorsunuz bir de. Yani bu aştık artık. Yani bu işi araçsallaştırmayı, bu işi malzeme yapmayı meselesini de aştık artık. Evet. Ve bu acılarla yani insanlar bakın o bir 99 depremine falan hatırlatıyorlar. O zaman da ben gazeteciydim. Yani bütün bu anlattıklarım gazeteci olarak yaptığım tanıklıklardan yaptığım çıkarımlardır. 99'da acımızı yaşadık. Köküne kadar yaşadık. Evet. Bakın şimdi acımızı yaşayamıyoruz. Yani orada bağımsız gazetecilik yapan arkadaşlar, sizin muhabirleriniz mikrofon uzatıyor insanlara. İkinci, üçüncü günü acılarını bir kenara bırakmışlar. Acı duyguları yok, ifadeleri yok, öfke var. Yani acı da bir duygudur. Acı duygusunu öfkeye dönüştürüyorsunuz siz. Çünkü niye? Parmak sallıyorsunuz insanlara. İnsanlara hakaret ediyorsunuz. Ve insanlar sizi yanında görmek istiyorlar. Askerin sokağa inmesini istemiyorsunuz. Çünkü o tarihsel bir travmanız var askerle ilgili. Oysa ki bütün kuvvet komutanlarına ana muhalefet partisini eleştirdiğiniz toplantılarda alkışlatabiliyorsunuz. Hala ne istiyorsunuz bu orada? Doğru. Ve o enkazların başında bir tane Mehmetçik olsaydı insanlara moral olacaktı. Tabii. Yalnız olmadıklarını hissedeceklerdi. Yani nitekim görüyoruz sosyal medyada yapılan paylaşımları.
müstakil olarak kendi iradeleriyle risk alarak giden askerlerin bir insanlara dokunduklarını, enkazların altında canlı insanlar çıkardıklarını ağlayarak okuyoruz. 1999'da özür dilerim, siz de o zaman yine gazeteciydiniz tabii, ben de görev almıştım. 3-4 saat sonra deprem bölgesindeydim ve asker vardı. Ve o kadar çok işe yaramışlardı ki bütün dağıtımlarda, enkaz kaldırmalarda her yerdeydiler örneğin. İnsan aklı almıyor askerin yardımını reddetmeyi örneğin. Ya işte bu devlet dediğiniz belediyedir, devlet dediğiniz askerdir, devlet dediğiniz AFAD'dır. Hani devlet oraya gittiğiniz zaman bunlarla gidersiniz. Belediyenin çalışmasını engelliyorsunuz. Bugün Mansur Yavaş üstünü başını yırtarak anlatıyor derdini. Evet. O da yani kısmen anlatıyor, anlatamıyor da yani çünkü Mansur Yavaş'ı da bildiğim için, hani devlet kavramına, devlet kavramını kabullenişini de bildiğim için bunun bile çok ileri bir açıklama olduğunu ben söylüyorum. Siz bu gittiğiniz zaman bunlarla beraber gideceksiniz, bunlarla koordine gideceksiniz. 99'da depremin altında asker de kalmıştı. Kendi canını bir köşeye bırakarak vatandaşın canını kurtarmaya gitti. Yani bunlara tanıklık yaptık biz. Ama bugünkü tabloya baktığınız zaman çok büyük bir deprem. Gerçekten çok büyük bir deprem ama bu depremin büyüklüğünü kavramamış ve böyle bir büyük depremde ne yapacağını bilemeyen, işte biraz önce İbrahim Hoca'nın tam da söylediği gibi tek adama kilitlenmiş bir sisteminiz var. Talimat yukarıdan gelmeden sistem işlemiyor. Ve bütün sorumlulukları da üstlenmeyen ama başarıları üstlenen bir siyasi anlayış var. Yani bugünkü ülkedeki rejim tam da bu. Yani Recep Tayyip Erdoğan rejimi, bir Recep Tayyip Erdoğan ekonomisi var. Kuramsal olarak onu bir ifade etmek, kayıt altına almak lazım. Bir Recep Tayyip Erdoğan rejimi var. Bir anda işte bir hemşire derdini dile getiriyor. Enkaza gidemeyen, kimseye çadır bulamayan, kimsenin omzuna dokunamayan devlet o hemşireyi geceleyin buluyor, ifadesini alıyor. Evet. Ve devlet başka şeylerle ilgilenmesi gerekirken hemen oradaki iletişim olanaklarını kapamaya çalışıyor. Çünkü şöyle bir tabloyla karşıyayız. İşte Recep Tayyip Erdoğan rejimi şurada ete kemiğe bürünüyor. Olumsuz hiçbir şey konuşulmasın, eleştiri yapılmasın, medya düzeninde şöyle olsun, depremden söz etmesin ama depremden sonra çok iyi şeyler yapıldığını söylesin. Nedeni deprem olduğu söylenmesin ama iyi şeyler yapıldığı anlatılsın. Evet. Ya böyle bir ülke değil Türkiye. Bakın çok zorladılar buraya getirmek için. İşte Kızılay'ı yok ettiler, çürüttüler, TSK'yı yok etmeye çalışıyorlar, çürütmeye çalışıyorlar. Ama olmuyor. Yani böyle bir ülke değil burası. Bunu